Başkanım, eski meclis başkanı İsmail Karaman'ın bir açıklaması var. İllerin kurtuluşuyla ilgili. Siz ne diyorsunuz buna? Hiç kurşun atılmadan... Benim bir prensibim var. Meclis başkanları hakkında konuşmam. Hiçbir meclis başkanı aleyhine veya aleyhine söz söylemem. Onlar kutsal görev yapmışlardır. Ama böyle bir şey, durum var. Ne durum olursa olsun. Herkes yorumda serbesttir. Konuşmaları gördüğüm kadar tenkit altındadır. O da kendini savunacaktır. Ama eski bir meclis başkanının eski bir meclis başkanına yorumda bulunması yanlış olur. Evet. Bizim esas görevimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ayakta tutmaktır. Ve tutmuşuzdur. Peki hiç silah sıkılmadan mı kurtulmuş? Onları, onu sen söylüyorsun. Başkanım, daha önceki seçimlerle ilgili öngörüleriniz %90 doğru çıktı. Önümüzdeki 9 ay sonra yapılacak olan seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne öneriyorsun muhalefete? Bu bir seçim değil. Bir deneyiniz var. Hayır, hep söylüyorum. Bunun adı seçim değildir. Bu bir halk oylamasıdır. Seçim 4 senede bir normal şartlar içerisinde yapılırsa seçimdir. Türkiye'nin şartları bugün normal değil. Siyasi İslam'ın idare ettiği bir ülkede ve siyasi yasakların kaldırılması sırasında sivillerin gösterdiği yanlış tavra benzer bir tavırla karşı karşıyayız. Yani biraz daha açayım yapalım. Bugün Cumhuriyet rejimi karşıtı bir siyasi İslam hareketi Türkiye'yi idare ediyor. Türkiye'yi idare ederken de Cumhuriyet'in bütün organlarını ortadan kaldırmıştır. Bunun içinde hükümet vardır, başbakanlık vardır, devlet planlama vardır, ekonomik konsey vardır. Türkiye bütün organlarını yitirmiştir. Organsız, Türkiye'ye organ nakline ihtiyacı var. Seçim Türkiye'ye demokratik organı getirecek. Ben bunu bir seçim gibi görmüyorum, bir referandum gibi görüyorum. Temennim ve inancım halkın bu referandumda Cumhuriyet rejimini tekrar kazanmasıdır. Tekrar kazanacaktır. Peki siz kesin kazanacaklar diyorsunuz. Muhalefete ne öneriyorsunuz? Sabır, evvela sabır, başarı diliyorum. Onlara da tavsiyem bu siyasi süreci, seçim süreci gibi görmeden, bir referandum süreci gibi görmeden halka anlatmalıdır. Anladım. Bir de başkanım, dış politika ile ilgili sizin öngörüleriniz var. Ya dış politika ile ilgili şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası Atatürk tarafından konmuştur. Barış. Türkiye Cumhuriyeti barışçıl bir devlettir. Savaşçıl bir devlet olması da mümkün değil. Bizim bağlantılarımız, demokratik ülkelerle siyasi bağlantılarımız, çeşitli kurumlarla bağlantılarımız hep yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlıdır. Yanlış yapılmış bir takım kavisler olabilir ama Türkiye bunların hepsinden kurtulacak ve önümüzdeki referandumda da tekrar dış siyaset rayına oturacaktır. Başkan, bizim son dönemde bir yolsuzluk var. Yolsuzluk iddiaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani savcıların harekete geçmemesi... Şimdi bu hukuk alanında söyleyeceğim şu. Ülkede demokrasi sıkıntıya düşmüşse bu da sonucu adalette sıkıntıya düşer. Bugün Türkiye'de içtihat birliği kalmamıştır. Geçmişte Türkiye kanun ve hukuk devletiydi. Bugün kararname devleti olmuştur. Bundan sıyrılmamız lazım. İşte referandum niteliği de gördüğüm önümüzdeki seçimlerde halk tekrar iktidarı geri almalıdır. İktidarı halk kaybetmiştir. Bugünkü iktidar halk iktidarı değildir. Bu. Daha ne istiyorum?